Gençler merhabalar. Bugün 6. civata nasıl çizilir? Onu göstermeye çalışacağım. Civatalarımız şu şekilde. Burası diş bölümü. Gördüğünüz gibi. Şurası şaft denilen iç. Bir de açılmamış bölüm. Şurası tabi civata başı. Civata başında da şu bölüm arkadaşlar. Yani göstereyim olursam bu şekilde. Şu bölüm. Anahtar ağzı diyoruz. Sıkma ve gevşetme işlemi yapıyor. Bir de köşeden köşeye dediğimiz, şöyle çevireyim. Şu bölüm var. Köşeden köşeye olan mesafe. Yani biz köşeden köşeye olan mesafeyi burada gösterdik. Şu şekilde E ölçüsü diyoruz. Birazdan onun çizimini yapacağız. Bir de K ölçüsü var. İşte bu da civatanın, şu civata başının kalınlığı. Buna da vida boyu diyoruz. Bu da B ile göstermişiz. Vida boyu diyoruz. Bir de şurada kırılmış bakın. Pahımız var. Bu da civatanın en uç kısmına yapılan bir çap düşürmesi. Somunun daha rahat bir şekilde vidalanması için. Şimdi vidalarımızı bu şekilde alıp hemen bir kenara koyalım. Ha, bir de şunu göstereyim. Bakın burada arkadaşlar en dış çapın yanında bir de içeriden çizilmiş bir çizgi var. Buna biz diş dibi çapı diyoruz. Şu en dıştakine diş üstü çapı dediğimiz gibi buna da diş dibi çapı diyoruz. Yani kumpasla da biz bunu ölçerken mesela bunu şu an diş üstünü ölçüyoruz. Evet. Diş üstünü ölçüyoruz bu şekilde. Daha sonra diş dibini ölçerken de bakın dişlerin arasına girecek şekilde. Evet. Dişlerin arasına giriyor. Buna da bu çıkan mesafeye de diş dibi çapı deniyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir kısa bir girişten sonra metrik 30 civatanın çizimine geçelim. Metrik 30 yaptığım ki çizimde hem daha büyük görünsün. Buradaki ayrıntılar daha net bir şekilde anlaşılsın diye. Önce her zaman eksen çizgisinden başlıyoruz. Teşekkürlerimizi alıyoruz. Eksen çizgimizi çizelim. Bir takım hesaplamalar var. Onları yapmamız gerekiyor. Nedir peki bu? Hemen kısaca geçelim. Şuraya yazalım. Metrik 30. Metrik 30. Çarpı boyu ne olsun? O da 90 olsun. 90 milimetre. Bir civata çizelim. Diş boyunu da verelim. Yani vida boyu dediğimiz. B eşittir. Burası da 60 milimetre olsun. Şimdi bunları verdik. Evet, civata boyumuz. Vida boyumuz, yani şurası civata boyu L, şurası vida boyu diş açılacak kısım. Evet, burası civata başının kalınlığı, burası E ölçüsü. Eğer bize metrik 30 civata çizmemiz isteniyorsa, bunun anlamı şudur. Buradaki D çapının, bakın diş üstü, D çapının 30 olduğu anlamına gelir. Metrik 20 istenseydi D eşitliği 20 milimetre anlamına gelecekti. Metrik 16 isteseydik o zaman ne olacaktı? Burası D eşittir 16 milimetre olacaktı. Yani buradaki metrik ifadesi bize şunu gösteriyor. D eşittir 30 milimetre. İlk bulmamız gereken D1 ölçüsü.
Ne demek D1 ölçüsü? D1 ise diş dibi çapı. Nasıl ki bu diş üstü çapıysa, bakın, en dış ölçüye biz ne diyoruz? Diş üstü çapı. Hemen altındaki bu ince çizgiyle çizilmiş yer ise bize diş dibini ifade ediyor. Onun D1 ile gösteriyoruz. D1'i nasıl buluyoruz? D1'in tabii kendine ait formülü var. Diş dibi çapı dedik. D1'in formülü ise bakın 0,8 çarpı D. Yapalım. D1 eşittir 0,8 çarpı D. D'miz kaçtı? Hemen yerine koyalım. 30. Buradaki sıfırla burada virgülden önceki sıfır birbirini götürür. Geriye 3 ile 8 kalır. Bu da eşittir 24. Demek ki 24 milimetre burada bir ölçümüz var. Yani bu kısmı 24 milimetre çizeceğiz. E ölçüsü içlerinde en basit olanı. E eşittir 2 çarpı D. D'miz kaçtı? 30. Metrik 30'dan dolayı. Buradan da 2 çarpı 30 eşittir 60 milimetre. Daha sonra K ölçüsü kaç olacak? K ölçüsü K eşittir 0,7 çarpı D. Yine ne yapıyoruz? D ölçüsünü yani çapı kullanıyoruz. Bütün formüller hep D üzerinden gidiyor. Evet, K'nın formülü burada. 0,7 çarpı D. D'mizi yerine koyduk. 30. Sıfırlar birbirine götürdü. 3 kere 7, 21. 21 milimetre. Aşın formülü nedir? Aslında onun pratik bir hemen şeyi var. D. 0,1 çarpı D. 30. Sıfırlar götürdü. Ve geriye 3 ile 1 kaldı. 3 kere 1, 3 milimetre. Pratik formülü ise çapın onda biri. Çap eğer 30 ise onda biri 3'tür. Değil mi? Çap eğer 40 ise onda biri 4'tür. Bu şekilde alınıyor. Metrik 20 için çapın onda biri nedir? 20'nin onda biri 2 milimetredir. Bu şekilde almıyor. Pratik. Tabi bunun tabloları var, çizelgeleri var. Oradan da ona göre belirlenmiş standartlara ulaşmak mümkün. Anahtar ağzını burada çizmeyeceğiz. Diğer yan görünüş de var ama gene de formülünü burada göstermiş olalım. R yayı. R yayı bakın. Burada bir R yayı var. Tabii ki bu yayın bir yarı çapı var. Değil mi? R yayı. Nedir bunun formülü? Neye göre çizeceğiz? Perigili kaça açacağız? İşte bunun formülü de 3 bölü 4 çarpı E. Yani E'nin 4'te 3'ü. Bunu da hemen hesaplayalım. R yayını. R eşittir. 3 bölü 4 çarpı E. E'yi yerine koyduk. 30. Evet. 30 ile 4'ü sadeleştirelim. Bunu 4'e böl 1, bunu 4'e böl 15. 3 çarpı 15, bu da eşittir 45 milimetre. Demek ki ben buradaki yayı çizerken pergelimi 45 milimetreye ayarlayıp ona göre çizeceğim. Eksenimizi çizelim. Şimdi burası 60 milimetre olacağı için eksenden 30 milimetre yukarı, 30 milimetre aşağıya çizeceğim. Tabii bir yandan kameranın önüne geçmeden çizim yapmak da biraz zor oluyor. Bunun için tekrar ölçüsünü alacağım. Tam ölçü olmasına dikkat etmemiz lazım. Burada küçük bir hata başka yerlerde yanlış olmasına sebep olacaktır.
Tamam. Ölçüsünde 60 mm. Biz bu L ölçüsüne civata boyu diyoruz. Civata boyu. Nedir peki bu? Burada bize verildi 90 mm. M30 çarpı 90. 90 mm. Demek ki buradan civatamızın en uç noktasına kadar olan mesafe 90 mm. Bir de içeride bir çizgi daha var. Yani burası pah kırılmış artık bölüm. Burada pah kırılmamış bölüm. Pahın başladığı alan. Burası kaç milimetre içeride? Burası da bizim diş dibi mesafemiz ne kadar ise pah kırılacak alanda aynı mesafededir. Çünkü buradaki açı 45 derece. Eğer ki burası 3 milimetre ise bu dışarı gelecek olan kısım da 3 milimetredir. Demek ki bu çizgine itibaren birinci, en dıştakini 90, diğerinde 3 milimetre eksiği yani 87 olarak çizeceğiz. Onları işaretledikten sonra. Bunu çapı nedir? Yani şu mesafe nedir? Nedir? D1 ölçüsü. Yani burada biz bulduk D1 ölçüsünü. Kaç bulduk? 24 milimetre. Peki diş üstü çapı neydi? D ölçüsü yani 30 milimetre. Eksenden itibaren 15 yukarı, 15 aşağı. Bunda ise eksenden itibaren 12 yukarıya, 12 aşağıya. Hemen işaretleyelim bunu da. Bir de şurada. 15'er milimetre. Yukarı ve aşağı çizgimizi çizelim. Evet. Onu da çizdik. Şimdi T cetvelimizle boydan boya şu çizgimizi çiziyoruz. Peki bu uçlar nasıl olacak? Pah kırılmış bölüm. Onları da şu şekilde arkadaşlar T cetvelinin üzerinde 45-45-90'lık gönyemizi gezdirerek her bir ucunun pahını çiziyoruz. De diğer taraf. Şimdi geldi şuradaki diş dibi mesafesini çizmeye. Vida boyu yani. Diş dibinin gösterildiği vida boyunu çizmeye. Bu B ölçüsüyle gösterelim. B'yi kaç bulduk biz? B'yi bize vermişti. 60 milimetre yani 60 milimetre boyunca vida var. Bu vida açılmış bir bölümü göstereceğiz. O zaman buradan itibaren 60 milimetreyi işaretliyorum. Evet. Bu şekilde işaretledik. Hemen bu vidanın bitimi gösteren çizgiyi muhakkak kalın çiziyoruz. Yani şurada göstereyim. Resmin sonunda burayı da kalınlaştıracağım. Muhakkak kalın çiziyoruz. Fakat vidanın diş dibini gösteren çizgi ise kesinlikle ince çizilecek. Onu ihmal etmiyoruz. Evet. Bu şekilde diş dibini de göstermiş olduk. Şimdi bu kısım bitti. Şimdi bu tarafa daha hassas olan bölüme geldik.
Şimdi K ölçümüz kaçtı? Yani civata başının kalınlığı, K olarak gösteriyoruz. Civata başının kalınlığı kaçtı? 21 milimetre bulmuştuk. Demek ki buradan civata başı 21 milimetre olacak. Tabi yaylardan dolayı biz 21'in tamamını çizmeyeceğiz. Sadece yerlerini belli edelim. Evet. Yerlerini belli ettik. Tam uzunluklarını birazdan yaylardan sonra çizeceğiz. Şimdi şu iki çizgi kaldı yaylardan önce. Bu iki çizginin ölçüsü nedir? Biz civata başının E ölçüsünü 4'e bölüyoruz. Birinci parça burada. İkinci parça burada. Üçüncü parça burada. Dördüncü parça burada. 4 parçaya bölüyoruz. Bunun 1/4 birini burası. 1/4 birini burası ve 1/4 ikisini aslında burası tamamlıyor. Her birisi 60'ı 4'e böldüğümüz zaman 15 milimetre. 15, 15, 15, 15. Onun için zaten biz burasını 15 milimetre çizmiştik. Eksen üstünü ve eksen altını 15 milimetre çizdiğimiz için bu çizgiyi sadece devam ettiriyoruz. Şimdi geldi. Civata başının bu alttaki çizgisini çizdik ve en üstteki çizgisini çizmeye. Burası K ölçüsü demiştik. Burası 21 milimetre. 21 milimetre 21 milimetre ölçüsünü işaretliyorum. Şimdi geldi yayı çizmeye. Bu yayı çizerken R ölçümüz vardı. R ölçümüz nedir? Kaç milimetre olacak? Hesap etmiştik. 45 milimetre. Pergelimizi 45 milimetreye ayarlıyoruz. Şimdi buradan sivri ucu sağ tarafta kalıyor. Bizim çizeceğimiz kısım ise en üstte. Bakın tam eksen çizgisinin üzerine batırıyorum. Ve yayımı çizeceğim. Yani burası 15 milimetre olduğuna göre tam ortası 7,5 milimetre alacağız. Evet. 7,5 milimetreden işaretliyorum. Böylelikle ekseneni bulmuş olduk. İsterseniz böyle bu şekilde bunu çekebilirsiniz. Pergeli batırması kolay olsun diye. Bu şekilde. Evet. Şu çizgileri hemen uzatalım ki nedir? Kesişme noktaları tam olarak ortaya çıksın. Şu şekilde bunu uzattım. Burada kesişti. Bunu da uzatıyorum. Şu şekilde. Onu da uzattım. Kesişme noktası ortaya çıktı. Silmiş köşesiyle de fazlalığı kalın noktayı alıyorum.
Evet, gelelim yayımızı çizmeye. Merkeze batırıp şu kesişim noktasına getiriyoruz. Yani tekrar gösteriyorum. Merkeze batırdık. Şu kesişme noktasına getiriyoruz. O kadar açıyoruz pergelimizi. Kalınlaştırmış olacağız. Şu en son tarafı da biraz daha kalınlaştırayım. Şimdi geldi sıra öbür tarafa. Buraya yine eksene batırıyorum. Kesişim noktasına kadar açtım şurası. Zaten aynı ölçü diğeriyle. Ne yaptık? Diğer yayımızı da çizdik. Şimdi ne yapacağız? Kalınlaştırma işlemi var. Önce yatay çizgileri kalınlaştırayım. Bunun için 2B kalemimizi kullanıyoruz. Ucu biraz daha yumuşak olan. Evet, yatay çizgileri öncelikle kalınlaştıralım. Şimdi de dikey çizgiler. Bu kısmı bitirelim. Şekilde kalınlaştırıyoruz. Bakın dediğim gibi bu çizgi muhakkak vidanın bitimini gösteren çizgi muhakkak kalın yapılacak. Burayı kalın çiziyoruz. Ve yine burası civata başının başladığı yer kalın. Şurayı unutmuşuz yatay çizgi olarak. Ve en son civata başının üst kısmına gösteren çizgi. Burayı bu şekilde teğet geçecek şekilde gösteriyoruz. Geriye ne kaldı? Geriye ölçülendirme kaldı. Tek tek bunların her bir ne ölçüdeyse o şekilde ölçülendireceğiz. Yalnız yine dikkat etmemiz gereken şey ölçülendirme çizgileri ince çizilir. Yani ben bunları da kalın çizersem, bunları da kalın çizersem, ekseni de kalın çizersem o zaman resim kendini göstermez. Yani şu an civata kendini gösteriyor. Ama ben şunları kalınlaştırırsam, bunları kalınlaştırırsam, eksen çizgisini kalınlaştırırsam, ölçülendirme çizgilerini kalınlaştırırsam ne olacak? Civata kendini göstermeyecek. Onun için çizgi kalınlıklarına kesinlikle dikkat ediyoruz. Şimdi ölçülendirelim. Bastırmadan nazikçe oklarımızı kibarca ince uzun oyak şeklinde yapmaya çalışalım. Burası
Burası 60 milimetre. K ölçüsünü gösterelim. Buradaki R yayı 45 milimetre demiştik. Burası 90 milimetre. Burası 60 milimetre. Ölçülendirme yaparken yazdığımız rakamların ölçü çizgisine değmemesine dikkat ediyoruz. Bakın, burada yine ölçü çizgisine değdirmiyoruz. Ve ölçü çizgisinin her zaman üzerine yazılır. Yani şimdi bu 60 veyahut da 90 rakam ölçü çizgisinin altına yazılmaz. Her zaman üzerine yazılır. Onu da unutmuyoruz. Burada D ve D1 ölçülerini göstereceğiz. Ondan sonra da ölçülendirme bitmiş olacak zannedersem. Şekilde kollarımızı ince yapmaya çalışıyoruz. Evet, D1 ölçümüz 24 milimetreydi. Bir de D ölçümüz var. Onu da gösterelim. Burası da 30 milimetre. Ölçülendirmesiyle, çizimiyle, ince kalın çizgileriyle, hesaplamalarıyla altıgen civata çizimi bu şekilde. Hepinize kolay gelsin.